genel izleyici kitlesi için uygundur. EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Bir muhakeme programıyla yine karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon. Bugünkü konuğumuz Biruni Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tayfun Doğan. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. En son Ramazan'da beraberdik. Evet. Ve Ramazan'da pozitif psikoloji üzerine biraz konuşmuştuk. Sizi yine ağırlamayı çok istiyordum burada. Diğer alanları da konuşmak istiyordum. Siz de kırmadınız, geldiniz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle, ben teşekkür ederim. İnşallah güzel güzel konuşuruz, sohbet ederiz. İnşallah hocam. Allah tesirimizi halk etsin diyelim. Sağ olun. Şimdi sevgili hocam, anlamı konuşalım dedik. Yani bugünkü serlevhamız anlam ve arayış olsun dedik. Şimdi hakikaten bizler insanlar olarak her işimize bir anlam yüklemeye çalışıyoruz, evet, değil mi? Mesela bugün buraya geldiniz, size bir program yapıyoruz. Bunun bir anlam, amaç yüklüyoruz aslında. Yine hakeza bizi izleyen seyirciler yine bir şeyler arıyorlar. Bir anlamın peşindeler ki bugün şu an bizi izliyorlar. Yediğimiz yemekte bazen bir anlam arıyoruz. Seçeceğimiz meslekte bir anlam aramaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hayatın her alanında anlam peşinden gidiyoruz. Evet. Bu da ister istemez şöyle bir soru doğuruyor. Acaba bizdeki bu anlam arayışı fıtri midir? Yani doğuştan bize kodlanmış bir kod gibi midir adeta? Evet, çünkü beynimizin çok gelişmiş olmasıyla bağlantılı bir durum. Hatta şöyle söylüyorlar, beyin bir anlam makinasıdır diyorlar. Ya da şöyle söylemler var anlamla ilgili. Anlam aklın leylasıdır diye mesela söylüyorlar. Yani gerçekten anlam peşindeyiz baktığımız zaman. Bu da anlamaktan geliyor. Yani niçin hayatta varız, bulunduğumuz yer nedir, nereye gideceğiz, anlamı nedir yani? O anlama fiilinden gelen bir kelime ve gerçekten psikolojik ihtiyaçlar arasında aslında biz sayıyoruz. Genelde psikolojik ihtiyaçlar da başta pek anlam ihtiyacı ele alınmaz ama bu önemsiz olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Çünkü anlam ihtiyacı da psikolojik ihtiyaçlardan birisidir. Anlamsız bir hayata katlanmak gerçekten çok zordur yani. Anlamsız bir iş, anlamsız ilişkiler, anlamsız bir yaşam katlanılması, taşınması çok zor yüklerdir. Dolayısıyla da bunlar olduğunda zaten hani bir şey anlamsızsa, hayatımız, işimiz, ilişkilerimiz anlamsızsa niye ruh sağlığım bozuldu diye sormak da anlamsız oluyor bu anlamda. Yani baktığımız zaman çünkü doğal olarak bozulur. O yüzden doğamızda var olan bir şeydir yani anlam arayışı. Diğer hayvanlardan, diğer canlılardan farklı olarak beynimizin bu kadar gelişmiş olması da bizi buna itiyor diyebiliriz yani. Tabii anlamsızlık olunca ister istemez insanlar mutsuzluğa ve huzursuzluğa sevk edilmiş oluyorlar, yönelmiş oluyorlar. Tabii ki. Bu mutsuzluktan dolayı da aslında bir nevi sürekli anlam arayıp yeni anlamlar örmeye çalışıyoruz herhalde. Yani gerek işimizde, gerek dünyevi ilişkilerimizde. Bu en ufacık şeyde bile herhalde böyle olsa gerek değil mi? Tabii. Yani çok canımız sıkıldığını varsayalım ve sahile yürüyüşe gittik diyelim. Bir deniz manzarası almak isteyeceğiz. Ya da gökyüzünü inceleyeceğiz, yıldızları inceleyeceğiz. Burada herhalde bile bir anlam örgüsü peşinde gidiyoruz. Sürekli olarak bu var. Hatta şöyle çok ilginç bir şey söyleyelim dinleyicilerimiz için de. Hayatın anlamsız olduğunu düşünmek bile hayata bir anlam vermektir. Yani anlamsızdır diye eğer bir hükme vardıysam bu bile bir anlam vermektir. Diyorum ki hayat anlamsızdır. O zaman yine bir değerlendirme yapmış oluyorum. Ve bu bahsettiğiniz örgü, anlam örgüsü sürekli yenileniyor. Sürekli yeni şeylerle yaşa göre değişiyor, ihtiyaçlara göre değişiyor. Yani yerine göre çocuğu olmayan birisi için çocuğunun olması çok anlamlı oluyor. Hasta için sağlık çok anlamlı bir durum haline geliyor. İşte ergenlikte farklı, orta yaşta bir yaşlı için anlam farklılaşıyor. Ama burada şöyle bir önemli nokta var. Anlam dediğimiz zaman ikiye ayırıyoruz aslında en genel hatlarıyla. Bir kozmik anlamdan bahsediyoruz. Yani varlığın anlamı nedir? Bu evren niye bu kadar büyük? Yıldızlar, işte insan aklını zorlayacak bir
büyüklükte evren ve biz varız burada. Ben neyim? Varlığın anlamı nedir? Buna kozmik anlam diyoruz. Bir de şahsi anlamdan bahsediyoruz. Aslında kozmik anlamla ilgili psikoloji biliminin söyleyebileceği çok fazla bir şey yoktur. Onu daha çok belki ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Dinler bu konuda bir şey söyleyebilir. Fizik bilimi belki bir şey söyleyebilir. Felsefe bunu tartışabilir. Yani kozmik anlamın, bu evrenin, varlığın anlamının ne olduğuyla ilgili. Bizim ele aldığımız anlam ise biraz daha şahsi anlam, dünyevi anlam dediğimiz anlam. Bunu biraz tersinden söylersek, hayatımı nasıl anlamlı kılabilirim? Bunu aslında tartışıyoruz, biz ele alıyoruz. Burada da genelde konferanslarda ya da derslerde öğrencilere hayatın anlamı nedir dediğimde çok zorlanırlar. Yani böyle bir soruya pat diye cevap vermek çok kolay değildir. Hayatın anlamı nedir? Hani hatta birisi buna şöyle bir cevap verse, ya ne bileyim ben tanrı mıyım ki hani buna cevap verebileyim dese, doğru, haklı bir cevap verir. Çünkü evren çok büyük. Bizim beynimiz, duyularımız çok sınırlı gerçekten. O yüzden bilmesi pek mümkün değil bir insanın bunu. Ama soruyu biz biraz daraltıyoruz. Hayatın anlamı nedir değil de hayatımın anlamı nedir? Ya da ben anlamlı bir hayat sürüyor muyum, değerli bir hayat sürüyor muyum şeklinde ele alırsak biraz kolaylaşır. Birazdan bahsedeceğim, logoterapi vardır, anlam yoluyla terapi. Orada mesela logoterapide çok keskin bir soru soruyorlar. Doğrudan şöyle sorabiliyor mesela, diyor ki şu anda hayatına neden son vermiyorsun? Şimdi hayatın anlamı nedir diye sorduğunda cevap vermek zor oluyor ama böyle sorduğunda kişiye şu anda hayatına neden son vermiyorsun? Bir sürü neden bulabiliyor. Anlam kaynakları diyoruz buna. İşte diyor ki sevdiklerim var, çocuklarım var, ideallerim var, inancım var ya da ölmek istemiyorum, hikayenin sonunu merak ediyorum diyebiliyor. Öldükten sonra ne olacağını bilmiyorum, ondan korkuyorum diyebiliyor. Yani yaşamı sürdürme nedenleri ya da anlam kaynakları diyeceğimiz bir sürü şey söyleyebiliyor. Bizim biraz daha dediğim gibi konuşacağımız kısmı işte hayatımı nasıl daha anlamlı kılabilirim, hayatın hakkını nasıl verebilirim bu anlamda, onun üzerinde duracağız. Çok kritik bir konu gerçekten anlam konusu. Çünkü insanlık olarak büyük oranda biz nasıl yaşayacağız sorusuna cevap bulduk. Artık çocuk ölümleri az, beslenmeyle ilgili problemlerimiz yok dünyada. Yani hatta aşırı beslenmeden şu anda ölüyoruz. Eskiden açlıktan ölüyorduk. Teknoloji ilerledi, tıp ilerledi. Ne bileyim eskisi kadar toplu ölümler olmuyor. İşte ısınma sorununu hallettik. Evlerde çok rahat bir durumdayız. Temiz su, hijyen konusunu büyük oranda hallettik. İnsan ömrü iki katına çıktı şu anda. Daha da artacak bu. Yani müthiş ilerlemeler var ve bunlar insanlığın ortak başarıları. Ama bunlar olduktan sonra bir soru gündeme geldi. İşte nasıl yaşarız sorusundan sonra niçin yaşıyoruz sorusu gündeme geldi. Yani konforumuz aslında çok arttı. Arttı. Orta çağda en zengin ailelerin bile evlerinde belki birkaç tane sandalye var. Evet. En fazla konfor ve lüks göstergesi olarak onlar gözükebiliyor. Ya bugünün normal standartları eski oranla çok çok daha fazla artmasına karşın hayatı niçin yaşamalıyız sorusu hala sanki hocam bir yanıt bekler nitelikte duruyor. O daha çok gündeme geldi. Evet. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Alt düzey ihtiyaçlar karşılanmadan bu soru pek gündeme gelmiyor. Yani o logoterapiyi ortaya koyan Viktor Frankl da söylüyor. Bana gelen diyor danışanlar daha çok üst sosyoekonomik gruptan ya da eğitim düzeyi yüksek insanlar. Bu Maslow'un ihtiyaçları yararsı gibi düşünebilir mi? Evet. Alttaki bir takım temel ihtiyaçları karşıladıktan sonra insan ancak bu entelektüel soruların ve merakın kesinlikle peşine koşabiliyor değil mi? Yani o bilme anlama ihtiyacına falan gelmesi gerekiyor. İşte altta ne vardı? Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı. Yani kişi karnı açken ya da işte para sıkıntısı çekerken, barınma, güvenlik sorunu çekerken pek anlam konusunu düşünmez. Çünkü anlam bir anlam arayışı bir entelektüel faaliyettir aynı zamanda. Bu arada Sigmund Freud kişi anlam sorgulamasına başladığı anda hastadır der. Yani bunun çünkü hisleri olarak görüyor yani bunu. Hisleri olarak değil ama
Yani bir anlam olmadığı için öyle inanıyor. Anlam bulamayacağı için bunu sorgulamaya başladığı an kişi hastadır diyor. Viktor Frankl ise onun tam tersi düşünür, der ki hayır, bu insan çabasının bir ürünüdür, değerlidir. İnsan olmanın bir sonucudur. İşte hayatın anlamı nedir, amacı nedir, niçin yaşıyorum, ne olacağım? Ve cevaplarının ne olduğuna bakılmaksızın bunlar çok değerli sorulardır. Yani gerçekten önemli sorulardır. Çünkü anlamsız bir şekilde hayatı sürdürmek gerçekten çok zordur. Yani düşünün, anlamsız işinizi anlamsız buluyorsunuz ama her gün gidip geliyorsunuz. İlişkinizi anlamsız buluyorsunuz ya da genel olarak hayatı. O yüzden de zaten anlamsızlıkta genelde intihar vakaları falan fazla görülüyor. Yani depresyon, ardından da intihar vakaları. Anlamsızlığın, daha doğrusu anlamını çekip aldığımız yerde maalesef bunlara yer açılmış oluyor. Aslında Viktor Frankl demişken hocam, isterseniz evet, oradan devam edelim. Şimdi bugün hayatın anlamı dediğimizde ilk aklımıza gelen, dünyada en çok satmış olan kitaplardan biri İnsan Anlam Arayışı var. Evet. Hemen aklımıza Viktor Frankl geliyor ve logoterapi geliyor. Frankl'ı bu kadar ön plana çıkartan unsur neydi? Yani sadece toplama kamplarında yaşamış olduğu deneyimler ve sonrasında kendi o psikolojik kuramını o deneyimlerinden sonra üzerine bina etmiş olması evet, mıdır acaba? Şöyle, Viktor Frankl ilginç bir karakter psikoloji tarihi açısından. Psikiyatr, aynı zamanda cerrahlık da yapmış, felsefe doktorası olan gerçekten ilginç bir karakter ve iyimser birisi. Bir de genelde hani diğer Freud gibi ya da ne bileyim Erik Fromm gibi önemli kişilerden farklı olarak inançlı birisidir. Yani bir Yahudidir ve inançlı birisidir. O da onu farklı kılan özelliklerden birisi diğerlerinden. Kendisi kitap yazıyor. Kamptaki yaşadıklarını, bu Nazilerin kampında bulunuyor. Orada ailesinin çoğu üyesini de kaybediyor ve az kurtulan, nadir kurtulan kişilerden birisi aslında kendisi. Oradaki deneyimlerini yazıyor. İlk kitabına, yani ilk başlarda, ilk baskılara ismini de yazdırmıyor. Ama sonrasında arkadaşlarının da ricasıyla ismini yazdırıyor. Satışlar falan çok yüksek oluyor. Yani beklemiyor bu kadar ilgi göreceğini. O diyor ki, bu kitabı da anlatıyor kendisi, bu kadar basit bir kitabın bu kadar ilgi görmesi bile anlam konusunun ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından değerlidir diyor. Kitabının ismi İnsanın Anlam Arayışı'dır. Gerçekten en çok okunan psikoloji kitaplarından birisidir. Bir de Duyulmayan Anlam Çığlığı diye vardır. Onun dışında da bir sürü kitaplar var. Türkçe'ye çevrildi, işte Anlam İstencidir, ne bileyim Yaşamak için Bir Neden gibi değişik isimlerle kitaplar çevrildi. Bir de hocam, ya bu konu aslında çok psikoloğun kafa yorduğu mesele değil mi? Stoacılara gidiyoruz, anlamla ilgili birçok görüş var. Epikür'e gidiyorsunuz, anlamla ilgili görüş var. Irvin Yalom mesela yine tabii. psikolojide. Yani anlam konusuna girmeyen ne bir felsefeci ne bir psikolog herhalde hemen hemen bulunamaz gibi bir şey. Daha çok varoluşçu felsefe bununla ilgileniyor, anlam konusuyla. Irvin Yalom da günümüzde onun en önemli temsilcilerinden biridir. Ve varoluşçu psikolojide varoluşçu felsefeden etkileniyor. Ama bir fark var arasında. Onlar anlamsızlığı daha çok konuşuyorlar. Yani Yalom'da, varoluşçu felsefecilerin önemli bir kısmı da anlamsızlık üzerinde duruyorlar. Yani bu konudaki görüşler de şöyle ikiye ayrılıyor baktığımız zaman. Birinci grup diyor ki, bu birazcık da tabii ateist görüşe dayalı. Hayatın herhangi bir anlamı yoktur. Siz ona ne anlam verirseniz hayatın anlamı odur görüşüne dayalı. Sabit bir şey değildir diyorlar yani. Benim yüklemiş olduğum şey objektif neyse, bir anlam objektif yoktur, bir anlam yoktur diyorlar. Yani herkes için geçerli olacak bir anlam yoktur diyorlar. Hatta sosyal medyada görmüştüm, hoşuma gitti. Bu bizim Roşen mürekkep testi dediğimiz bir test vardır. İşte psikologlar gösterir ve ne görüyorsunuz diye danışana sorarlar. Biraz hayatın anlamını buna benzetiyorlar. Diyorlar ki yani o mürekkep testinde ne görüyorsa kişi onu tanımlar. Siz de hayatta ne görüyorsanız anlamı odur. Yani anlamı sizin vermenizi istiyorlar. Birinci görüş bu. İkinci görüş ise biraz işte teist varoluşçulara ya da psikologların görüşlerine dayalı. Biraz Viktor Frankl'ınki de ona dayalı. Onlar da anlam ancak
Tanrı'nın varlığıyla mümkündür. Eğer Tanrı yoksa anlam yoktur. Çünkü hiçbir anlam, Tanrı olmaksızın hiçbir anlam zamana karşı kalıcı olamaz diyorlar. Zamana yenik düşecektir yani. Dolayısıyla bu iki görüş var. Hani birincisi dediğim gibi objektif bir anlam yoktur. Diğeri ise bunu ancak yüce bir yaratıcının varlığıyla anlamın, mutlak anlamın mümkün olacağını söylüyorlar. O yüzden felsefe, din yani bütün disiplinler anlam konusuna giriyor ve bu konuyu ele alıyorlar. Gerçekten felsefede çok ciddi tartışılmış. Psikolojide biraz işte uzak kalmışlar ama Viktor Frankl bunu psikoloji alanının merkezine koyuyor. Bir araştırma konusu haline getiriyor. Psikolojide temel soru aslında şudur. İnsanı güdüleyen şey nedir? Çok temel bir soru ama çok zor sorudur. Sigmund Freud diyor ki insanı güdüleyen şey temel olarak cinsellik, saldırganlıktır diyor işte. Bakıyoruz, evet çok güçlü güdüler cinsellikte, saldırganlıkta var insanda. Yani savaşları görüyoruz, cinselliğin nasıl dünyayı etkilediğini görüyoruz. Doğru ama tümüyle işte insanı açıklıyor mu? Alfred Adler de diyor ki üstün olma isteğidir insanı güdüleyen şey. Üstün olma isteği. Gerçekten bakıyoruz yine herkes üstün olmaya çalışıyor. Benim hep söylediğim bir şey vardır. Başkalarıyla karşılaştırmasa herkesin mutluluğu kendine yeterdi. Ne zaman ki başkasıyla karşılaştırıyor mutsuz oluyor. Ben daha mutlu olmalıyım gibi evet. Hareket ettiği için. Çünkü her konuyla ilgili. Yani maaşından memnundur ama diğerinin daha yüksek aldığını görürse mutsuz oluyor. Ne bileyim işte evinden memnundur, diğerinin evinin daha iyi olduğunu görürse konumunu. Ve bu sadece bireysel de değil, ülkeler arası, şehirler arası, mahalleler arası bile böyle bir durum var. İşte diyor ki insanı güdüleyen şey Adler, üstün olma isteğidir. Abraham Maslow kendini gerçekleştirme isteği diyor. İnsan doğuşundan itibaren artık kendini gerçekleştirmek için yol alır. Bunların hepsi doğru, başka kuramcılar farklı şeyler söylüyor. Ama Viktor Frankl hepsinin baktığından farklı bir pencereden bakmış. İnsan için temel güdüleyici güç hayatını anlamlı kılma çabasıdır diyor. Yani ne haz arama, ne cinsellik, ne şu ne bu değil diyor. Yani insan için temel güdüleyici güç hayatını anlamlı kılma çabası. Bunu birazcık açarsak yaptığımız eylemleri, davranışları hayatımızı anlamlı kılalım diye yapıyoruz aslında. Bunu bir tuval örneği üzerinden genelde anlatıyorum daha net anlaşılsın diye. Bir tuval düşünün, ressamların resim yaptığı. Hayat bize değişik renkte kalemler vermiş yani. Doğduğumuz andan itibaren hepimizin zekası farklı, genetik özelliklerimiz farklı, bir sürü renkli kalemlerimiz var. Bizden beklenen o tuvalden bir resim, bir tablo çıkarmak. Ve biz ne yapıyoruz? İşte tuvalin bir köşesine aile çiziyoruz. Buraya kariyer çiziyoruz, ne bileyim buraya vatan sevgisi çiziyoruz, para çiziyoruz, arkadaşları çiziyoruz ve o tuvali bir anlamlı bir tabloya çevirmeye çalışıyoruz. Kimininki tablo oluyor hayatın sonunda, kimininki yarım kalıyor, kimininki karma karışık oluyor. Yani herkes bir şekilde elindeki kalemlerle bir şeyler çizmeye çalışıyor. Şunu söyleyebilirim. Yaptığımız bazı illegal davranışlar bile hayatı anlamlı kılmak içindir. Yani biraz uç bir örnek olacak ama bir teröriste bugün sorsanız ya niye terör faaliyetinde bulunuyorsun? Diyecektir ki ya ben sen ayağını uzatıp şey diyorsun evinde oturuyorsun. Benim bir idealim var diyecektir mesela. Ya da ne bileyim Hitler'e de sorsaydık niye yaptı yani o kadar şeyi? Çünkü hayatını anlamlı kılacağını düşünüyordu. Biz bunu bilinçli olarak her zaman düşünmeyiz ama gerçekten bir şöyle bu gözle bir düşünürsek yani yaptığımız eylemleri hayatımızı anlamlı kılmak için mi yapıyoruz? Çocuk sahibi olmak istiyorum. Niçin çocuk sahibi olmak istiyorsun diye biraz kişiye sorarsak göreceğiz ki sonunda evet çocuk sahibi olmak hayatını anlamlı kılacak. O tuvalde güzel bir yer tutacak. Kariyer sahibi olmak anlamlı kılacak. Ne bileyim seyahat etmek işte dünyayı gezmek anlamlı kılacak. Kendini bir şeye adamak anlamlı kılacak. O yüzden Viktor Frankl'ın bu tespiti çok yerinde. Yani biz yaptığımız büyük eylemleri,
önemli kararları özellikle hayatımızı anlamlı kılsın diye yapıyoruz. Ama bunun bilinçli olarak çoğu zaman farkında olmayabiliyoruz. Yani atlayabiliyoruz. Bir iş adamının çok başarılı olması niye çabalıyor? Yani futbolda konuşuyoruz hani sizinle 38-40 yaşına gelmiş mesela bir Ronaldo'nun bu kadar çabalaması hala niye? Oturup biraz derinlemesine onunla danışma yapsak, konuşsak o başarı hayatına anlam katacak. İşte tuvalinde bir yer oluşturacak diye söyleyebilirim. Az önce bahsetmiş olduğunuz o tuval işte. Evet. Hani az önce resimler çizdiğimiz, evet, aslında kendi ellerimizle, irademizle boyadığımız hayatımızı aslında, boyuyoruz, hayatımızı aslında boyuyoruz aslında. Evet, evet. Ve o boyadığımız şeyler hep işte hayatımıza anlam katan şeyler. Anlam kaynakları demiştiniz aslında. Evet, programın anlam başında. Kaynakları bunlar. Evet. Tabii burada şu soru akla gelebilir. Ya işte illegal davranışlar da anlam katabilir dedim. Olabilir. O zaman bunu nasıl değerlendireceğiz? Doğan Cüceloğlu bununla ilgili çok güzel bir şey söylüyor. Bir insanın gerçek kimliğini diyor, hayatını nasıl anlamlı kıldığına bakarak anlayabilirsiniz diyor. Yani çok saçma sapan işlerle de hayatını anlamlı kılmaya çabalıyor olabilir mesela. Yani aslında bir insanın kumaş kalitesi hayatta anlam olarak neyi merkeze oturduğuyla doğru orantılı olmuş olabilir mi? Çünkü biraz da neyin peşinden koşuyorsam, gündemimde ne varsa benim. Tabii ki. Yani anlamı neydi arıyorsam, o aslında benim biraz insan kalitemin, kumaşının bir göstergesi olarak aslında. Evet, bakıyorum. Kimliğimizin gerçek göstergesi. O yüzden hani fanatizm mesela değil mi? Spor için, futbol için insanları öldürebiliyor, bir şey yapabiliyor. Bakın fanatizm de anlam katar kişinin. İllegal olaylar derken onu söylüyorum. Evet. Anlam kattığı için aslında bu kadar mücadele ediyor. Ama bu da onun kimliğini göstermesi açısından, yani bununla anlam arayışı biraz problemli olarak değerlendirilebilir bu noktada. Evet. Aslında araya gideceğiz ama araya gitmeden önce hocam ben de Viktor Frank'tan şöyle almıştım. Üç durumda ancak hayatın anlamına ulaşılabilir, evet, diyor. İkincisi ilki üretimde bulunmak diyor. Yani, evet, üretmenin hayatın çok ciddi bir anlam katacağını söylüyor insan için Viktor Frank. İkinci olarak iyilik, hakikat ya da güzellik gibi bir şeyi ve insanın biricikliği ile ancak deneyimlemesi olarak ifade etmiş. Üçüncüsü olarak da kaçınılmaz olarak ızdırabı gösterdiğimiz tavır ile ancak hayatın anlamını keşfedebiliriz demiş Frank. Evet, gerçekten tespitleri çok değerlidir ve anlam konusunu dediğim gibi psikolojinin gündemine, merkezine koymuştur. Son yıllarda da ilgi daha çok artıyor. Onun terapi metoduna logoterapi diyoruz. Yani Türkçe açılımı anlam yoluyla terapi diyebiliriz. İnsanların bir anlam ve amaç bulmasına, yaşamı sürdürmek için nedenler bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da günümüz modern insanı için çok gerekli. Son bir şey söyleyeyim araya gitmeden. Tabii hocam. Robot çağına giriyoruz. Artık önümüzdeki yıllarda başladık aslında da her şeyi robotlar yapacak. Yani günümüz bizim iş ve mesleklerinin %90'ını belki daha fazlasını robotlar yapacak. Yani şoföre ihtiyacımız olmayacak, ne bileyim makiniste ihtiyacımız olmayacak, öğretmene, doktora ihtiyacımız olmayacak. Robot yapacak bunu bizim yerimize. O zaman ciddi bir depresyon salgını olacağını öngörüyorum mesela dünyada. Çünkü bu tür şeyler, yaptığımız işler falan bizi oyalıyor şu anda mesela. O yüzden anlam krizleri yaşamıyoruz, sormuyoruz. Ama meşguliyetler boş bizi tutuyor değil mi? Evet, yani evet. O meşguliyetler bizim kafamızı, zihnimizi daha doğrusu anlamsız ve boş şeyler kaymaktan da alıkoyar. Alıkoyuyor. Bu sefer o sosyal iş imkanları azalmaya başlayınca boşlukta kalan insan ne bu sefer daha da anlamsız, evet, bir niçin şey yaşıyorum, ne yapacağım herhalde sorusunu daha çok soracaklar ve o zaman işte sanat daha çok ön plana çıkacak. Çünkü sadece insanın yapabildiği şeyler daha değerli olacak. Robotun yapamadığı şeyler değerli olacak. O yüzden anlam konusu önümüzdeki yıllarda daha çok gündeme gelecek. Aslında pandemi döneminde de bunlar vurgulandı değil mi? Tabii. Yani aslında insanlar normal günlük rutin hayatlarının ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu biraz anladılar. Yani işe gitmenin bile değil mi? Bir sokağa, evet, çıkıp bir dolmuşa binebilmenin, işte bir vapurla karşıya geçebilmenin. Çok önemli. Çok sıradan görmüş olduğumuz o rutin davranışların, hareketlerin günlük hayatımıza nasıl anlam kattığını insanlar bizzat aslında deneyimlemiş oldular. Evet, kesinlikle. Çünkü insan beyni hani şey gibidir birazcık, değirmen gibidir derler. Herhalde İbn Haldun söylüyordu.
içine bir şeyler koymadığın zaman kendini öğütmeye başlıyor. Yani boş kalırsak, şimdiki zamanda biraz daha az ama mesela 1900'lerin başlarında, 1850'lerden sonra can sıkıntısı konusu çok ciddi bir konuydu felsefede, psikolojide. Evet. Yani onu tekrar yaşayacağız. Aslında ben programın başında biraz siz onu söyleyince soracaktım hocam arada. Evet. Yani anlamı yitirdiğimiz zaman herhalde insanın canı sıkılmaya başlar, tabii, değil mi? Tabii. Anlam bulduğum bir işte meşgul isem zaten anlamlı olduğu için can sıkılma gibi herhalde. Akış yaşarız. Akış yaşadığım anlam, için sıkılma anlamlı gibi bir durum iş oluşmaz yaparken herhalde. Akış yaşarız. Yani evet, o çok sevdiğimiz, değerli olduğunu düşündüğümüz bir iş yaparken evet, o psikolojideki akış dediğimiz durumu yaşarız. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlamayız. Değil mi? Zaman bile orada fark ettiriyor hocam. Teşekkür ediyorum. Aslında çok harika bir ilk yarı oldu. Anlamı ve logoterapiyi konuştuk. Evet. Farklı biraz konuştuk. Anlamın fıtri olup olmadığını konuştuk. Yine devam edeceğiz ama araya gidelim hocam. Tamam. Aradan sonra uzun uzadıya rahat rahat konuşalım. Efendim kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız. Efendim tekrar karşınızdayız. Profesör Doktor Tayfun Doğan hocamızla hayatın anlamını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi pozitif psikolojiyle hocam son dönemlerde epey malum olduğunuz gibi siz üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Çok popüler. Pozitif psikoloji hayatın anlamına dair bir şeyler söyler mi? Evet, yani pozitif psikoloji yeni bir yaklaşım. 1998'de başladı ve insanın olumlu yönlerine, güçlü özelliklerine odaklanan bir yaklaşım. Ve onun da versiyonları çıkmaya başladı. Mesela yeni çalışmalar var. İşte PP 2.0 gibi böyle ikinci versiyonunu ifade eden, pozitif psikoloji ikinci versiyon gibi. Paul Wong isimli bir Çinli Amerikalı diyelim. Yani Amerika'da yaşıyor ama köken olarak Çinli bir profesör var. O bir makale yazdı ve özellikle dedi ki pozitif psikolojinin temeline anlamı koymamız gerekiyor dedi. Çünkü şu tartışma vardır. Anlam mı, mutluluk mu tartışması? Yani hangisi önemli? Anlamlı bir yaşamın olması mı daha iyi yoksa mutlu bir yaşam sürme mi? Tabii böyle keskin illa bir uca gitme şeklinde değil de hem anlamlı hem mutlu bir yaşam güzel olur. Çünkü sadece mutlu bir yaşam dediğimizde şey algılanabilir. Sadece haz peşinde ama hiçbir anlamı yok böyle. Hani hedonik bir yaşam. Sadece anlamlı yaşam dersek de hiç keyfi olmayan bir mistik yaşam. Mistik biraz kalıyormuş gibi geliyor insanın kulağına. Tam mistik bile değil de yani çok böyle mesela acı çekiyorsunuz, cefa çekiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ama hiç keyif yok hayatınızda. O da çok kuru bir yaşam olur gerçekten. O yüzden anlamlı ve keyifli bir yaşam sürmek bu anlamda güzeldir. Zaten psikolojik iyi oluşu, mutluluğu da böyle tanımlıyoruz. Yani keyifli ve anlamlı bir yaşam süren kişi mutludur diye söyleyebiliyoruz. Pozitif psikoloji de doğal olarak buna çok ilgileniyor şu anda. Anlam odaklı terapiler geliştiriliyor, logoterapiden başka. Amaç odaklı terapiler var. Yani gerçekten danışma sürecinde, terapi sürecinde eğer danışana tutunabileceği güçlü bir anlam ve amaç bulabilirseniz, beraber danışanla tabii ki dışarıdan bir şeyle değil ama beraber böyle bir amaç belirleyebilirseniz çok ciddi birçok sorununu halleder. Çünkü böyle yayınlara falan katıldığımda hani soruyorlar genelde ya mutluluğun formülü nedir diye. Buna kolay bir cevap vermek mümkün değil ama ben şey diyorum. Hayatınıza anlam katan ve tutkuyla bağlandığınız bir şey varsa mutlu olursunuz. Yani siz öyle bir şeyle meşgul oluyorsunuz ki bu hem hayatınıza anlam katıyor, hem tutkuyla bağlısınız buna, hem de size keyif veriyor. O zaman aslında uğraşının kendisi zaten insanın mutluluk kaynağı. Evet. Sonuca bakmaksızın. Yani sonucun olumlu ya da olumsuz olması değil aslında. Hı. O bizzat o yolun kendisinin olabilmek zaten insanı mutlu eden bir unsur dönüşüyor. Kesinlikle. Ama işte insanların şu anki belki bu konudaki sorunu, herkes böyle çok sevdiği bir uğraşla meşgul olamıyor. Evet. Yani sevmediği işi yapıyor çoğunluk, ne bileyim sevmediği bir ilişki içerisinde, işte anlamsız ilişki, anlamsız iş derken bunları kastediyorum. Dolayısıyla da mutsuz oluyor. Yani şöyle bir bilgi var, çok büyük bir örneklem üzerinde yapılmış araştırma. En çok kalp krizi geçirilen gün olarak
Pazartesi günü bulunmuş mesela. Çünkü bu modern insanın bir handikapıdır gerçekten. Sendrom dediğimiz için evet, hocam. Pazartesi sendromu var. Çünkü ayağı gitmiyor işe, sevmiyor işini. Anlamsız buluyor bunu ama geçinmek için de mecburen gidiyor. Dolayısıyla da kalp krizi en çok kalp krizi geçirilen gün pazartesiymiş. Ölümler ise hafta sonu, cumartesi, pazar. Bunun da bir anlamı var. Yalnız kalıyor insanlar cumartesi, pazar. Yalnızlık da çok ciddi bir sorun. Bugün hatta Twitter'da yazmıştım şey diye. 8,5 milyar insanın olduğu bir dünyada yalnızlık yaşamak, yalnızlık duygusu içinde olmak, tam anlamıyla varlık içinde yokluk yaşamak. Çok yani ilginç. Hemen kalabalıkların arasında evet, kendi hocam yalnız kalabilir. Çünkü yalnızlık çünkü nitelikseldir. Evet, yani 50 kişilik bir sınıfta olursunuz. Bir aile içinde bile yalnız hissedebilirsiniz. Yani evde 5-6 kişi vardır ama siz yalnızlık içinde kıvranıyor olabilirsiniz. Evet. O yüzden dediğim gibi modern insanın bir sürü işte sıkıntıları var bu anlamda. İlişkiler hayatımıza ciddi anlam katabiliyor yani yalnızlıkla bağlantılı. Pozitif psikoloji bunları ele alıyor. Anlam konusunu da ciddi bir şekilde alıyor. Şöyle bir sınıflamadan bahsedebilirim. Zor bir soru yine felsefenin uzun yıllar tartıştığı. İyi yaşam nedir sorusu tamamen cevap verilmesi bir anda zor bir soru ama buna şöyle bir cevap veriyoruz. İyi yaşamın 3 ayağı var diyoruz. Nedir? Anlamlı yaşam, mutlu yaşam, bir de yaşantı zenginliği dediğimiz durum. Anlamlı yaşam zaten işte anlatmaya çalıştığımız şey. Yani niçin yaşıyorum, niçin hayattayım, öldükten sonra ne olacak? Bir sürü soru olabilir bununla ilgili. Onlara cevap bulma. Yaşam amacım nedir? Mutlu yaşam, daha keyifli bir yaşam sürme. Sadece haz hedoni değil ama biraz daha keyifli bir yaşam sürme. Yaşantı zenginliği de derin, ilginç, farklı bir yaşam, renkli bir yaşam sürme. Onun zıttını hani çok sıradan, rutin bir yaşam olarak ifade edebiliriz. Eğer bu üçü varsa, anlamlı yaşam, mutlu yaşam ve yaşantı zenginliği. Zengin yaşam diyeceğim, o yanlış anlaşılır şimdi. Evet, evet. O yüzden yaşantı zenginliği diye onu söylüyorum. Bu üçü varsa iyi yaşam sürüyoruz diyebiliriz bu anlamda. Üç sacayanın aslında birini anlamlı yaşam oluşturuyor. Evet. Peki burada hocam şunu sorayım, ek bir soru olarak size. Aslında biraz önce programın ilk bölümünde bahsettiniz ki yani kozmik anlam var, bir de şahsi anlam var. Gerçekten burada dinler ciddi bir rol oynamazlar mı? Çünkü birçok soru hani nereden geldik, nereye gidiyoruz, öldükten sonra ne olacağız? Çok bir yakınımı ya da sevdiğimi kaybediyorum. Bana bu konuda cevap verebilecek herhangi bir insani düzeyde bir cevap yok. Evet. Aslına bakarsınız bu benim üretebileceğim ya da cevabını kendim üretebileceğim bir soru da değil. Çünkü nesnelerle, duygularımla buna cevap verebilmem mümkün değil. Ölümü konuştuğumuz zaman guide'dan bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu tarz bir anlamı kendime referans vererek değil de kendimden daha yüce bir varlığa yönelerek onun referansıyla doldurmam gerekmiyor mu aslında anlamlı bir hayat için? Şimdi anlam kaynaklarından bahsettiğimiz zaman Yalom da bunu söyler. En önemli anlam kaynağı dini inançlardır insanların. Yani bunu zaten ayrı bir kenara koyarlar. Hatta insanların çok farklı dinlere inanmalarının nedeni olarak da yine bu da gösterilir. Yani bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz hani 4000 mi din var dünyada tam evet, bilmiyorum. Belki daha da fazladır. Anlam ihtiyacımız doğuştan olduğu için insanların o inanma ihtiyacı da bununla beraber geliyor. Ve din hangi din olursa olsun anlam ihtiyacını ciddi anlamda karşıladığı için önemli bir kaynaktır diye bakıyoruz. Ha şu akla gelebilir yani ne güzel o zaman tamam eğer herhangi bir dine inanıyorsun ya da şöyle söyleyelim bir dine inanıyorsun ve anlam işini hallediyorsun. Öyle değil hangi din sorusu gündeme geliyor o zaman da çünkü kolay değil gerçekten. Yani her inanan anlamlı bir hayat yaşıyor demek değil. Ne, ama anlamlı bir hayatı yaşayabilmek için de gerçekten dine başvurmak ihtiyacımız var. Bayram Toksöz Karasu diye bir
psikiyatr hocamız var Erzurum kökenli ama Amerika'da bayağıdır hani 50-60 yıldır yaşı da bayağı var. Onun huzurlu yaşama sanatı falan diye Türkçe'ye çevrilen kitapları var. Amerika'da da bayağı ünlü yani böyle o Hollywood yıldızlarına falan terapi yapan birisi. Buraya davet etmeyi de çok istemiştim kongremize falan ama yaşı biraz ilerlemiş durumda. O şöyle bir şeyden bahsediyor yani anlam konusunda mesela inanan bir kişiyle inanmayan bir kişinin durumunu şöyle anlatıyor. Evet, inanan kişi nehrin kenarındaki kişi gibidir diyor. Yani sudan çok rahat faydalanabilir. İnanmayan kişinin durumu ise çöldeki kişinin durumu gibidir birazcık. Evet hayatta kalabilir, o da su bulabilir ama gerçekten zordur işi. Ve zamana yenik düşmeyecek bir anlam bulmak din olmadığı zaman, inanç olmadığı zaman çok zordur. Çünkü kendi ürettiğimiz anlamlar evet mutluluğumuz, ruh sağlığımız açısından çok değerlidir. Dedim ya anlamlı bir iş yapmak, anlamlı bir uğraşla evet. meşgul olmak çok değerlidir. Ama kişi en sonunda şunu söyleyebilir hani ya öldükten sonra her şey anlamsız hale geliyor. Yok olacaksa. Yaptığım iyilikte, yaptığımız şu programda, yazdığım kitapta anlamsız hale geliyor diye düşünecektir. O yüzden dini inançlar anlam kaynağı olarak önemli bir yerdedir. Bunun dışında ne var elimizde hani anlam kaynağı olarak? Umut var mesela. Umut anlam el ele giden kavramlardır. Umutluysak yaşam için bir neden buluruz. Yani bir anlam buluruz. Sorumluluk anlam katar hayatımıza. Olmazsa olmaz sevgidir. Yani sevginin olduğu bir yaşam anlamlıdır. Sevgi varsa bu sevgi ister çocuk sevgisi olsun, ister romantik sevgi olsun, ister ilahi sevgi, hayvan sevgisi, doğa sevgisi. Sevgi en önemli anlam kaynaklarından biri olarak karşımızda durur. Başka kendini aşma, kendini gerçekleştirme hayatımıza anlam katar. Bir nedene adanma. Az önce söylediğiniz işte Frank'tan üretme bir anlam katar. Gerçekten bir şeyi üretirsek anlamlı hissederiz. Yani birazcık bunlar şuna da benziyor. Hayatın hakkını verdiğimizi düşünürüz yani. Şey bilirsiniz Errain'i Kurtarmak diye bir film var İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili en iyi filmlerden birisidir. Gerçekten adeta savaşı yaşatır size. Bayağı da uzun bir filmdir. Orada bir Amerikalı annenin 4 oğlu var ve Almanlara karşı savaşa gidiyor. 3 oğlunun öldüğü haberi geliyor. O da Amerikan başkanına bir mektup yazıyor. Diyor ki en küçük oğlumu askerlikten muaf edin. Hayatta başka kimsem yok diyor. Yani o da ölmesin diyor. İşte Amerikan başkanı genelkurmaya yazıyor. Genelkurmay birliğine yazıyor. Çocuğun ismi de Ryan. Ryan'ı askerlikten muaf edin, evine gönderin diyor. Ryan'ı arıyorlar, tarıyorlar. Ryan yok ortada. Sonra anlaşılıyor ki düşman hatlarının arkasında kalmış Ryan. Ve bir askeri birlik oluşturuluyor 8-10 kişiden oluşan. Ryan'ı kurtarıp gelecekler, evine gönderecekler. Tabii böyle bir görevle görevlendirilince hepsi ilk başta karşı çıkıyor. Hani niye bir kişinin hayatı için biz böyle zor bir göreve gidiyoruz diye. Ama askerlikte emre karşı gelme olmadığı için yola koyuluyorlar. Film böyle devam ediyor ve yolda kimi mayına basıyor, kimini keskin nişancı öldürüyor, yavaş yavaş ölmeye başlıyorlar, azalıyorlar. Azaldıkça öfkeleri artıyor. En son 1-2 kişi Ryan'a ulaşıyor. Başlarındaki yüzbaşı da Tom Hanks oynuyordu. O da ulaşıyor. Ağır yaralı Ryan'ı kendisine doğru çekiyor. Tabii Ryan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Diyor ki bak senin için çok fedakarlık yaptık. İşte senin için şu kadar kişi öldü. Buna değecek bir yaşam sür diyor. Yani hayatın hakkını vermek değil mi? Evet. Anlamlı bir yaşam sür. Evet. Ve biz her yeni doğan güne o günü iyi yaşamak gibi bir borcumuz var. Her sabah uyandığımızda hem o günü bize veren yaratıcıya hem o güne bir borcumuz var.
genel olarak yaşam içinde borcumuz var. Anlamlı yaşamamız, değerli yaşamamız. Ya güzel oldu, hani başta ilk yerde söyledim, tuval güzel oldu dememiz gerekiyor sonunda. Bunu başarabilirsek belki o borcumuzu ödemiş oluruz. Evet, herhalde bu yüzdendir ki yani tarihinden bugüne kadar birçok toplum içerisinde inançsız bireyler olmuş olsa da tamamen inançsız bir toplumun olduğunu göremiyoruz. Evet. Yani her toplumun belirli bir dine inancı var. Elbette ki o toplum içerisinde inanmayan bireyler var ama tamamen %100 inançsız bir toplumdan bahsedemiyoruz. Herhalde burada da hayatın anlamı konusunda inancın ne kadar etkili olduğunun herhalde göstergelerinden biri olsa gerek. Evet. İyi bir yaşam için 3 tane sacayandan bahsettiniz ya. Anlamlı yaşam dedik, mutlu bir yaşam dedik ve Yaşantı zenginliği. Peki mutlulukla ilgili şöyle bir şey sorsam kısaca size. Mutluluğu bana öğretebilir misiniz? Yani mutluluk aktarılan bir şey midir? Yoksa bunu ben kendim yüklemiş olduğum hayatın anlamıyla ilgili şeylerde mi arayacağım? O mu beni gelip bulacak? Yani tercih edebiliyor muyum? Veya bunu bir başkasına anlatabiliyor musunuz? Ki size muhtemelen sorarlar. Ya hocam siz işte pozitif psikoloji çalışıyorsunuz. Bu mutluluğun formülü nedir diye falan sorarlar size. Siz böyle bir formül veriyor musunuz? Ya formül değil ama şunu söyleyebilirim. Mutluluk genetik yönü de olan, öğrenilebilen de bir beceridir. Bu beceri kelimesinin belki altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü her beceri, hani gitar çalmak, bisiklete binmek, yüzmek gibi öğrenilebilirdir aynı zamanda. Yani o yüzden mutluluk da öğrenilebilir bir beceridir. Genetik yönü de olmasına rağmen geliştirilebilir bir şeydir. Ama bunun olması için bir sürü işte yerine getirmemiz gereken bileşen var diyebiliriz. Anlam bunlardan bir tanesidir. Gerçekten anlam olduğu zaman pek çok zorluğa göğüs gerebiliriz. Akış durumunu yaşarız. Daha mutlu hissederiz anlamlı işlerle meşgul olduğumuz zaman. Yani ben anlam yüklemiş olduğum bir işle ilgilenirken, onunla ilgili zorluklara göğüs girerken de mutlu olabiliyorum zaten. Evet. Yani o sıkıntıyı yaşamak beni mutsuz etmiyor. Bilakis anlam yüklemiş olduğum bir eylem veya bir inançla ilgili bir yorgunluk durumu bile bana mutluluk verebilecek bir durum. Çok güzel. Durum. Daha da ileri götürelim yorgunluktan. Eğer yaşadığınız acıya, sıkıntıya bile bir anlam yükleyebiliyorsanız acınız azalır mesela. Yani değdiğini düşünürsünüz. Eğer ben çok acı çekiyorum, çok sıkıntı çekiyorum ama buna değecek diye düşünüyorsanız o acı bile canınızı acıtmaz aslında. Değil bu mi? Her şey olabilir. Bu biraz bizim buradaki bakışımızla ilgili değil mi? Olaylara yüklemiş olduğumuz yine anlamla ilgili tabii aslında. Tabii ki. Baktığımda ne görebiliyorsam, buradan ne anlam çıkartıyorsam o da bana aynı şekilde oradan geri dönüyor. Geri dönüyor. Mutlulukla ilgili de yani sadece anlam değil. Hani bunun bir sürü bileşeni var. İşte şükran duymada yani bir razı olma durumudur mutluluk dediğimiz şey. Hayattan razı olma, memnuniyet, hoşnutluk güzel ifade eden bir kelimedir bu. Affedebilme herhalde. Affedebilme, umutlu olabilme, iyimser olabilme. Yani mutluluğun altında bir sürü parametreler var. Bunlar olursa öğrenilebilir. Şu kısmı belki çok önemli bizim için mutluluk açısından. Hani mutluluğun değerini falan biz onu kaybettiğimizde anlarız. Yokluğunda anlaşılan bir şeydir. Şu anda çok mutlu olabiliriz ama farkında olmayabiliriz yani. Gittiği zaman anlarız. Bir düşünür diyor ki mutluluğu çekip giderkenki çıkardığı gürültüden tanıdım diyor. Yani mevcut durumda sağlık da böyledir değil mi? Yani sağlıklıyken fark etmeyiz. Ne zaman dişimiz ağrır, başımız ağrır, herhangi bir sağlık sorunu yaşarız. O zaman kıymetini biliriz. Mutluluk da kaybolduğu zaman hatta şunu söylüyoruz yani mutluluk önemli mi değil mi, bu da çok tartışılıyor, mutluluk dayatması mı var falan, diyorum ki mutluluğun önemli olup olmadığını mutsuz bir ebeveynle büyüyen birisine sorun, annesi babası mutsuz olan birisine, mutsuz bir patronu olan birisine sorun mesela. Ne kadar kıymetli olduğunu anlayabilmek için. Mutsuz bir öğretmeni olan birisine sorun. Çünkü mutluluk bizim çevremizdeki insanlara verdiğimizde en büyük hediyedir aslında baktığım zaman. Eğer ben mutluysam benim öğrencilerime yansır.
Patronsam mutlu bir patronsam çalışanıma yansır, eşime yansır, ne bileyim çocuğuma yansır. Yani bulaşıcı bir şey hocam aslında. Evet. Mi? Yani bir de mutlu insanlar sadece dediğiniz gibi kendileri mutlu olan da değil, etrafını da mutlulaştırabilen, etrafına evet. bir pozitif enerji yayabilen değil mi? Hani böyle bazı insanlar vardır, gördüğünüzde sizi de mutlu eder. Evet. Sebepsiz bir tebessüm oluşur sizde o insanı gördüğünüzde. Bununla ilgili çok ilginç bir araştırma evet. var. Eğer siz mutluysanız bu sizin arkadaşınızı etkiliyor. Sizin tanımadığınız o arkadaşınızın arkadaşını ve onun arkadaşını da etkiliyor. Dörde kadar çıkıyor evet, neredeyse. Evet, yani üç kişiyi etkiliyor sizin beraber, haricinizde. Evet, evet. Haricinizde üç kişi. Yani bu çok değerli bir şey. O yüzden bizim toplumda nasıl ki ahlaklı, dürüst, disiplinli insanlara ihtiyacımız varsa mutlu insanlara da ihtiyacımız var. Çünkü mutlu insanlar daha az saldırgandır. Topluma daha çok katkı sağlar. Daha üreticidir, yaratıcıdır. Bir sürü olumlu özelliği var. Ve anlamda mutluluğun önemli koşullarından birisidir diyebiliriz. Çok zordur. Yani anlamsızlık girdabına girip de mutlu olmak zordur. Çok önemli düşünürlerin, filozofların mutsuz olmasının arkasındaki temel neden budur. Mesela Romanyalı işte Emil Cioran gibi mesela şey diyor hani en büyük hata dünyaya gelmiş olmaktı diyor. Yani çok kötümser. Baştan zaten hocam kapatmış. Evet değil mi? Yani anlamsızlık girdabında çünkü ciddi anlamda. Bunu Viktor Frankl da varoluşsal boşluk, varoluşsal vakum olarak nitelendiriyor mesela. Çok zordur. Yani ben hep şunu tercih ederim. Herhangi bir psikolojik soruna sahip olmak anlam sorunlarıyla, anlam krizleriyle boğuşmaktan daha çok tercih edilebilir. En zoru şeydir. Anlam krizleriyle boğuşuyor olmaktır. Çünkü o zaman hiçbir şey yapmak istemez kişi. Depresyona girer. Ne bileyim o anlam açlığını, anlam boşluğunu işte kontrolsüz cinsellik, aşırı yeme, ne bileyim çok anlamsız davranışlarla gidermeye çalışır. Ama bu da maalesef şey gibi oluyor. Hani susayan birisinin deniz suyu içmesi gibi çare olmuyor. Yani hazlarla onu doldurmaya çalışır. O anlam boşluğunu o zaman da çok ciddi sıkıntılar olabiliyor. Çünkü hocam gerçekten şöyle bir düşündüğümüzde yani bir gün yok olacaksa geçici olacak olan bir şeyin de insana tam manasıyla anlam verebilmesi ya da kalıcı mutluluk verebilmesi zor. Çünkü düşünüyorsunuz gerçekten neden bir gün yok olacak. Hatta biz bir gün yok olacağız. Evet. Yani sadece o meşguliyetimiz değil biz de bir gün hayatta olmayacağız. Dolayısıyla insan böyle sanki daha kalıcı şeylere yöneldiğinde o yüzden mesela siz bunları söyleyince aklıma hem Kur'an'dan özellikle mesela kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur ayeti geldi. Yine peygamberimizin tabiriyle tebessüm sadakadır diyor mesela. Hani dediniz ya bulaşıcıdır. Aklıma mesela bunlar geldi. Yani bir tebessüm etmenin bile insanlara yapmış olduğu etkiler değil mi? Bunun hep araştırılıyor. Hatta geçenlerde okumuştum. Hayatına son veren bir insanın cebinden şöyle bir not çıktı. Şu mesafeden şu mesafeye kadar yürüyeceğim. Eğer yolda bana tebessüm eden birisini görürsem hayatıma son vermekten vazgeçeceğim diye bir not çıkmış cebinden ki görmediğine göre böyle bir şey. Yani çok değerli. Evet. Yani baktığımız zaman inançların böyle bir şeyi var. Sana aslında 4 dakikaya girerken şöyle de bir soru sorayım hocam. Hayatın anlamını ve amacını sadece mutluluğa indirgemek de biraz şey olmuyor mu? Yani mutlu olmak için yaşayacağım deyince pek mutluluğa ulaşılamayacak gibi gelir hep bana. Evet. Sanki mutluluk bizim böyle peşinden çok koşacağımız bir şey değil de biz anlamlı bir şeyler yaptıkça zaten bizi gelip bulacak olan bir şey gibi hep zihnimde benim canlanmıştır. Evet, aslında böyle bir şey var zaten. Bir görüş diyor ki erdemli, anlamlı bir yaşam sürerseniz zaten mutluluk gelir. O hani futboldaki şeyle pastanın üstündeki çilektir yani mutluluk. Ama diğer görüş işte duygular üzerine, haz üzerine odaklanıyor. Biz tabii ki ikisini de mutlulukta reddetmiyoruz. Yani haz dediğimiz şey de bizim hayatımızı devam ettiren şeydir aslında. Haz aldığımız ne varsa cinsellik, yeme, içme bir sürü şey bunlar hayatımızın devamını sağlar. O yüzden, nesillerin de devamını sağlar. Tabii o yüzden hazı reddetme değil ama sadece haz peşinde olmak sıkıntı.
Ki şöyle bir şey var, hani sanki öyle olunca insan mutlu olacakmış gibi gelir de Erik Fromm der ki mesela sadece haz odaklı yaşayan ama bunu çok uçta yaşayan, yani uyuşturucu kullanıyor, sınırsız cinsellik, hayat hazdan ibaret. Bu insanların diyor biz şey mutlu olacağını varsayarız. Daha doğrusu Freud öyle sayıyor aslında. Ama diyor öyle olmuyor. O insanlar en mutsuz grup olabiliyor, intihara yönelebiliyor, başka şeyler olabiliyor. Dolayısıyla erdemli bir yaşam sürme, anlamlı bir yaşam sürme ve bunun sonucunda mutlu olma önemli diye düşünebiliriz. O yüzden anlam konusu, amaç konusu bu tür mutluluğun içinde ele alınır. Bir de şeyi söylemeye çalışalım, orada unuttum. Pozitif psikolojinin bakış açısıyla bütün iyi oluş modellerinde anlam ve amaç vardır mesela bir bileşen olarak. Yani ruh sağlığı yerinde insanın, psikolojik iyi oluşu yerinde insanın özellikleri sayılırken mutlaka anlamlı ve amaçlı bir yaşam sürüyor olması önemlidir. Temel bileşen. Evet, yani temeldir. Yani gerçekten o 5-6 kolondan bir tanesi mutlaka anlamdır. Çünkü anlamsız bir hayatı yüklenmek, taşımak gerçekten çok güçtür. Niye işe gideyim ki anlamsızsa mesela? Niye çabalayayım herhangi bir şey için? Niye savaşa gideyim mesela? Anlamsız buluyorsanız hani vatan sevginiz anlam katıyordur. Ama bu yoksa niye savaşa gidesiniz? Para ne işe yarayacak? Yani anlam çok ciddi bir kaynaktır ve güçtür. Ve anlam olduğu zaman pek çok zorluğa da göğüs gereriz yani. Güçlü kılar bizi gerçekten. O salmayız zaman, en azından evet, kendimizi yani. Diri tutar bizi. Anlam varsa yani. Mesela Viktor Frankl çok hani söyledik. Ona anlam veren şeylerden biri Kamp'ta. Kendine şöyle bir amaç bulmuş. Kamp'tan çıkarsam bu deneyimlerimi yazacağım diye notlar tutuyor mesela. Evet. Kitabının müsveddesini yazıyor orada. Bir anlam kaynağı onun açısından. Yazdı da. Evet. Zaten o başta konuşmuş olduğumuz kitapta oradan çıkartmış olduğu notları yazmış oldu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık olsun. Ben teşekkür ederim. Buraya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Efendim, Profesör Doktor Tayfun Doğan bizlerleydi. Yine önümüzdeki hafta muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle.